Ay 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 ay. Arkadaşlar eminim çok sevmişsinizdir bu hatırlarsanız birkaç gün önce yaptığımız neydi bunların adı? Stargate. Argent Vault'u kurduğumuz hani Ethereum faceti falan aldığımız hani hatırlıyorsunuz değil mi? Bu testnet'i çok sevmişsiniz. Yorumlarda gördüm, okudum. Dedim biraz daha işkence çekmeye devam edelim. Ne yapalım arkadaşlar? Şu işkence çekmeden de para vermiyorlar. Şimdi bugünkü testnet yine normalde aslında çok basit bir testnet fakat yapabilene helal olsun denilecek testnetlerden yine. Şimdi sitenin ismi Alpha Road diye bir site, yine Argent cüzdanı kurmanız gerekiyor. Zaten birkaç gün önceki videoda bunu anlattım. MetaMask kurar gibi bunu kuruyorsunuz. Linkini ben yine koyarım. Google'a işte Opera'ya hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız oraya bir kuruyorsunuz. Daha sonra buradan Ethereum'dan Goerli'ye alıyorsunuz testnet'e. Sonra Ethereum faceti almanız lazım ki işlemleri yapabilin. Geçen çalışıyordu bunların faceti. Neredeydi bunların facet kısmı? Bir saniye hemen onu şuradan arayalım tekrar. Stark neydi lan? Stark Net Faucet diyelim bakalım. Ha, şu Goerli Startnet Faucet. Bakın burası. Ben diğer videoda almıştım. Geliyordunuz buradan. Şuradan bakın tıklıyorsunuz. Hop. Şuraya da okeyliyorsunuz. Send diyorsunuz. Normalde bu adımları geçip size gönderiyordu ufak bir miktar 0,05. Şu an çalışmıyor bu faucet. Bunu ara ara deneyin çalışır. Başka da Startnet Faucet'ini veren bir site yok. Fakat bunun başka bir yöntemini buldum. Onu anlatayım size. Şimdi Starknet Gate diye bir site var. Burada Goerli, MetaMask'ımız da Goerli biliyorsunuz, o da testnet ağı. Orada Ethereum'umuz varsa bu tarafa aktarabiliyoruz. Starknet'e aktarabiliyoruz. Yani bizim Argent Vault'umuza geliyor. Bunun için yukarıda önce MetaMask'ınızı bağlıyorsunuz. Sonra işte Argent cüzdanınızı, iki cüzdanınız bağlı olması lazım. Şunu da sormayın artık, bunu bulursunuz. Goerli test Ethereum'larını nereden buluruz diye soranlar olacaktır. Bunu da Google'a aratın. En az bir 4-5 tane site var. Oradan alabilirsiniz Goerli için. Diyelim ki bunun şeyini elinizde fazlasıyla var, Ethereum'u. Ya da çok az bile olsa buradan öbür tarafa transfer etmek en mantıklısı arkadaşlar. Ben geliyorum şimdi. Bakın burada Ethereum ağındayım. Buradan Starknet'e atacak. Diyorum ki bana buradan 2 Ethereum'u dayı at şu Starknet, lanet Starknet ediyorum. O önce bizim MetaMask'tan bir onay istiyor. Sonra şeyden istiyor muydu? Herhalde oradan istemiyor büyük ihtimalle. Transfer progress diyor. Bu bir 10 dakikada falan filan geliyor aşağı yukarı. Ben böyle bu şekilde benim Starknet'e Ethereum sağladım. Bakın gönderildi diyor ama hemen gelmiyor buraya. Herhalde bir 5-10 dakika sürüyordu. Dolayısıyla bu Starknet faucetlerini, yani Ethereum faucetini böyle halletmeniz gerekecek arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi testnet'e geri döndük. Cüzdanı kurdunuz. Ethereum faucetlerini hallettiniz. Bakın burada da zaten Mint Ethereum varmış. Basarsanız zaten sizi yine buraya atacak. Şu an bu faucet çalışmıyor. Kapatalım bunu. Geri gelelim. Şimdi çalışanlar ne? Mint kendi tokenleri gibi bir şey, yani BTC'nin çakmasını bir şey yapmışlar. Buna tıkladığınızda yaklaşık 1000 tane size gönderiyor. Buna tıklayayım ya, tıklamayayım arkadaşlar, tıklamıyorum buna çünkü diğer işlemde yani yaklaşık 10 dakikada falan geliyor ama hadi neyse yolla. Buna basıyorsunuz, gönder diyorsunuz. Bu bir arkada dediğim gibi çayınızı, çorbanızı falan için, sigaranızı için benim gibi. Ondan sonra arada bir gelin bakın gelmiş mi. Bakın şurada da cüzdanı açarsanız işlemi kontrol edebilirsiniz. Şu aktivite kısmından ben bakın almıştım daha demin. Şimdi tekrar aldım ama gel, yani gelse bile ki geliyor, 2-3 kere denedim. O yüzden bir sorun yok. Şimdi bunu da aldınız. Ne yapıyorsunuz? Ben şimdi elimde bu vardı. Zaten Ethereum da vardı. Dolayısıyla önce şey yaptım. Geldim bundan bir tanesini şu test bilmem nesine çevirdim. Şurada swap işlemi açılacak. Ben bunlara basayım, belki yapar. Hani yapmayacak da hani olsun. Basalım. 2,5 saat sürecek, yani yapar da belki 2,5 saat falan sürer göndermesi etmesi. Burada klasik ne yapıyorsunuz? Swaplarınızı yapıyorsunuz. Buradan buraya, oradan oraya, şuradan şuraya, buradan buraya. Bunları yaptığınız swaplarınızı ben gösteremiyorum. Dediğim gibi çok yavaş olduğu için hepsini tek tek göstermeyeceğim. Hepsinden biraz elinizde oldu.
Daha sonra geliyorsunuz zaten sitede çok kullanacak yer yok. Pools var. Bakın burada pool'lar neyle neymiş? BTC ile test tokenini işte LP yapıyorsunuz. Bunu da nereden yapacaksınız? Buradan. Ethereum'la BTC yapacaksınız. Bir de Ethereum'la ASTR tokenini yapacaksınız. Elinizde hepsinden var olduğunu, bunların işlemlerini yaptığınızı varsayıyorum. Bakın ben daha buna ekleyebildim likiditeyi. Daha diğerlerini eklemekle uğraşmadım bile henüz. O kısma geçemedim. Videoyu çekeyim de dedim. Yoksa ben büyük ihtimalle bunu bitirince video falan çekmem diye düşünüyordum. Şimdi Ethereum'da ne istiyor? BTC istiyor. Tamam. Diyorum kardeş al şuradan biraz Ethereum. Al şuradan da biraz BTC. Bunun %25'ini al. Diyorum aşağıya da otomatik kendi atıyor normalde ama yetersiz diyor. O zaman BTC'ye göre ayarla. Tamam. %25 buna göre seçin. Add liquidity diyorsunuz. Buna da confirm diyorsunuz. Geliyorsunuz. Onaylıyorsunuz. Tabii yine uzun sürecek. Bakın daha diğerleri olmadı bile. Diğer yaptığımız işlemler. Bunları arka arkaya koyun herhalde olur arkadaşlar. Bunu bir yaptınız. Sonra hangi pool var? Zaten bunu yaptınız. Bunu ETC biter. Bir de ETH ile ne istiyor? ASTR. Geliyorsunuz. ETH ile bu sefer de ASTR. ASTR'nin de %25'ini seçiyorum. Çok oldu hatta benim Ethereum o kadar yok. Oh be bacanam. Vay be. Göndermişsin neler. İlk işlemi başarmış. Şuradan 10 tane diyelim. Add liquidity diyorum yine. Confirm diyorum. Onaylayacağım inşallah. Hakkın rahmetine kavuşmadan bitireceğiz bu testi inşallah. Tamam o da onu yapsın. Şimdi ben bir tane yapmış olan işlemini göstereyim size. Bakın burada eklemiş olduğum vardı zaten. Şu My Liquidity sekmesine geldiğinizde içine giriyorsunuz. Bakın buradan da belli bir kısmını geri çekmeniz lazım. Remove liquidity yapabilirsiniz. Hadi onu da ben bu arada yapayım. Belki bunların hepsini arka arkaya bir saat sonra tamamlamış olur. Onu da yaptım. Yapıyor musun? Yaparsın. Sonra büyük ihtimalle bakın şurada you will receive diyor. Bu tokenlerden Rail Liquidity sağladığımız için bize verecekmiş. Şu an 0,0 gözüküyor yanlarında. Hem cüzdana otomatik de gönderebilir. Yarın ben bu testnete girdiğimde şurada bir claim tuşu da olabilir. O zaman claim'e basmam gerekebilir. Oh ikinci işlemde okey. Gençler yapabiliriz hadi. Dolayısıyla burada yarın claim falan tuşu görürseniz oradan claim edersiniz. Ya da belki bir ikinci kendi gönderecektir. Ya da biz likiditeyi silerken otomatik buradaki bakiyemizi de bize aktaracaktır. Bu kısmı siz de bakarsınız. Şimdi testnet aslında bu kadardı. Şurada daha bunlar açılmamış bu kısımları. O yüzden bu testnete ara ara bakarsınız. Daha 3 işlem yapacaksın da falan filan. Dediğim gibi basit işlemler aslında sadece swaplar, pool'lara eklemeceler, çıkarmacalar bu kadar. Sonra ne yapıyoruz? Yine klasik feedback vereceğimiz sayfaları var Discord'da. Geliyorsunuz Discord sayfalarına. Şurada feedback var. Yapan arkadaşlara helal olsun. Ben daha henüz feedback atmadım. Gördüğünüz gibi işlemleri bitirmediğim için. Ama buradaki arkadaşların yazılarını kopyalarsınız. Argent cüzdanınızı bakın yanlış olmasın yine. Şuradan bu cüzdanınızı kopyalayacaksınız. Onu yapıştırın. Bir de ekran görüntünüzü alın. Şu feedback kısmına atın. Klasik Twitter'larını takip edin. İşte tweetlerini retweet edin falan filan. Şeyler yapın işte buradan da aktif gözükün birkaç tanesi ben yapmıştım zaten. Başka bir şey var mı bu lanet testnetle ilgili? Ha şurada şeyi göstereyim. Testneti ya ben sonuna kadar damarına kadar yapacağım diyen arkadaşlar bakın şurada Medium sayfası var. Buna tıklarsanız direkt Medium sayfalarına gidiyorsunuz. Burada testnetle ilgili bir guide yani bir rehber oluşturmuşlar. Burada tek tek anlatıyor ne yapmanız gerektiğiyle ilgili bütün bilgiler var. Belki benim de gözden kaçırdım. Ben okumadım açıkçası. Okumak isteyen arkadaşlara da oradan gidebilirsiniz. Bakın şunu gördüm bana yetti. Mutlaka feedback verin diyorlar Discord üzerinden. Tweet de atabilirsiniz diyorlar. Bize yardımcı olun falan demişler. O yüzden bir de tweet atarsınız dediğim gibi. Yani şuradan ben genelde şöyle yapıyorum. Şu testnet kısmı var ya buraya geldiğimde yorum kısmına yine şu feedback'te verdiğimin aynısını buraya da yorum olarak yapıştırıyorum ki yani o da dursun Twitter'da diye. Bu kadar. Başka bir şey yok arkadaşlar. Bu Stark Net ağı devam. Yok Stark Gate, Stark Net artık adı neyse. Devam edeceğiz. Çünkü yeni bir ağ gelişecek. Bayağı yerlere geleceğini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi yani sonuçta bunların takipçisi falan da çok fazla değil. Discord'da kaç varmış? Nereden görüyorduk? Tam bunları. 8 bin kişi falan var. Dolayısıyla böyle yeni çıkan projelere baştan girersek mutlaka tokenleri çıktığında airdrop kazananlardan olacağız. O yüzden bu tarz ağları,
dediğim gibi, tekrar işte dediğim gibi, bu tarz ağları kullanmak, dediğim baştan kullananlar olmak her zaman bize güzel geliri kazandırır işte ya. Velhasıl ne konuşuyorum, goy goy yaptım. Hadi. Daha çok işim var gençler. Bu işleri yapacağız daha. Hadi bakalım, kolay gelsin size de. Ama Starknet'ten daha gelecek. Starknet'ten artık adı neyse unuttum. 3-5 testnet daha gelecek. Bunları kurun. Atacağım ben de.